Daha fazla sağlık ile ilgili haberlerimizi takip etmek için sağlıklıyaşatv.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Makyaj yapmak neredeyse bütün kadınların vazgeçemediği bir şeydir. Kadınların güzelleşmek uğruna yaptıkları makyaj malzemelerinin birçoğunun içinde kadınların sağlığını çok ciddi tehdit eden kimyasal maddeler bulunmaktadır. Kimyasal madde olmayan makyaj malzemeleri ise, uzun süre cilt üzerinde bırakıldığında çevrenin ve kirli havanın etkileri terleme yolu ile cildin alt tabakasına geçerek, sivilcelere, aknelere ve çok ciddi, cilt enfeksiyonlarına ve hatta cilt kanserine sebep olabiliyor. Özellikle fondöten ve kapatıcılar, cildin hava ile irtibatını tamamen kestiği için, cildi havasız bırakıyor. Doğal ortamından uzaklaşan cilt, havasız kaldığı için, diğerlerine göre çok daha çabuk yaşlanıyor. Sizin de belki çevrenizde yaşayan insanlardan fark ettiğiniz gibi, uzun yıllar boyunca makyaj yapmış bir kadının, 15 ila 20 yıl sonra cildi makyajsız yüzüne bakılmayacak bir hal alır. Günümüzde çok ucuza en adi malzeme ile yapılmış belki binlerce çeşit kozmetik ürünleri satılmaktadır. Özellikle ergenlik dönemindeki 14-15 yaşındaki genç kızlar, belki paraları sadece ucuzlarına yettiği için, çoğu ruhsatsız olan ve merdiven altı üretilmiş, hiçbir sağlık denetiminden geçirilmemiş ürünleri kullanmaktalar. Ne yazık ki, bu genç kızlar, ergenlikten dolayı çıkan sivilceleri kapatmak için, fondöten, kapatıcı pudra gibi en zararlı makyaj malzemelerini çok fazla kullanmaktadırlar. Birçoğu, makyajın nasıl temizlendiğini bile bilmediği için, sabah kalkıp yüzlerini yıkayıncaya kadar, makyajları ciltlerinde kalmaktadır. Bu şekilde bilinçsizce yaptıkları makyajlar, 30 yaş gibi çok genç yaşlarda bile, 45 yaşındaki bir kadın görünümünde olmalarına sebep olacaktır. Anne ve babaların çocuklarını bu konuda bilinçlendirmeleri çok önemlidir. Özellikle çalışan kadınlar, yaptıkları iş gereği her gün makyaj yapmak zorunda kalırlar. Bu şekilde her gün makyaj yapmak zorunda olan kadınlar, makyajın ciltlerine verdiği zararları en aza indirmek için uygulamaları gereken birkaç yöntem vardır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Cildinizin yapısı 20'li yaşlarda oturacağı için, 20 yaşından önce kesinlikle makyaj yapmaya başlamayın. Her zaman doğal kozmetik ürünlerini tercih edin. Kullandığınız makyaj ürünlerinin kalitesinden hiçbir koşulda taviz vermeyin. Eve döndükten sonra, cildinizdeki makyajı, makyaj temizleme sütü veya gül suyu ile mutlaka temizleyin. Makyajı temizledikten sonra, cildinize vitamin içeren nemlendirici krem sürün. Cildinizin durumuna göre bir hafta ya da 10 günde bir, dinlendirici bakım maskesi uygulayın. Makyajı temizledikten sonra cildinize, tıpkı annelerinizin uyguladığı gibi salatalık yapıştırarak da, cildinizin gün boyu kaybettiklerini geri verebilirsiniz. Satın aldığınız kozmetik ürününün içeriğinde, adı duyulmuş bazı kanser yapıcı maddelerin olup olmadığını dikkatli bir şekilde kontrol edin. Makyaj malzemeleri içerisinde ağır kimyasallar bulunan malzemelerdir. Şimdilerde cilt problemlerinin artması ve hassas ciltlerin daha fazla ön plana çıkması nedeniyle daha doğal içerikli malzemeler yapılmaya başlandı. Ancak makyaj hala cilde zararlı. Makyajın cilde zararları şunlardır. Makyaj malzemeleri cilt üzerinde bulunduğu sürece cildin nemini emer, cilde kuruluk verir. Ne kadar nemlendirseniz de cildiniz makyajlı olduğu sürece kuruyacaktır. Artık nemlendirici etkili fondötenler, su bazlı pudralar ve kapatıcılar ile nemlendirici özelliği olan rujlar satılıyor. Bu malzemeler diğerlerine göre cildin nem dengesine biraz daha özen gösterir. Kalın fondöten tabakaları, kalitesiz makyaj malzemeleri cilde derinlemesine işler. Ağız kenarında ve göz kenarlarındaki kırışıklar arasına yerleşir. Sıradan cilt temizlikleri sırasında da kolayca temizlenemez. Ancak kimyasal peeling tarzı derin cilt temizlikleri ile giderilebilir. Bu kalitesiz malzemeler sonrasında cildin kurumasına, matlaşmasına, kırışmasına ve erken yaşlanmasına neden olur. Cildin düzenli olarak temizlenmesi ve hava alması gerekir. Eğer cilt hava almazsa, gözenekleri açılmazsa bu gözenekler tıkanır ve ortaya akne problemi çıkar. Ciltteki yağ bezeleri, akne problemi, siyah noktalar kalitesiz makyaj malzemeleri kullanmak, cildi düzenli bir şekilde temizlememek, toniklememek gibi nedenlerle ortaya çıkar.
Makyaj yaptıktan sonra cildi 12 saat içerisinde mutlaka temizlemek gerekir. Kullandığınız makyaj malzemesinin özelliklerine göre de cildi çeşitli malzemeler ile temizleyebilirsiniz. Zaman zaman cilt temizleyici maskeler yapmak, cilt nemlendirici maskeler yapmak ve profesyonel cilt bakımları yaptırmak yardımcı olabilir. Fondöten, makyaj bazı kremler, kapatıcılar, allıklar ve yüze sürülen diğer makyaj malzemeleri cilt üzerinde kalın bir yağ tabakası oluşturur. Sıradan cilt temizleme malzemeleri ile giderilmesi zor olan bu maddeler ciltte kaldığında cilt parlamasına neden olur. Cildiniz kuru ise yağlı makyaj malzemeleri kullanmayın. Bu büyük bir hata olur. Yağlı cildi olanlar kuru malzemeler, kuru cildi olanlar yağlı malzemeler kullanmalıdır fikri oldukça yanlıştır. Kuru ciltler için üretilmiş özel makyaj malzemeleri tercih edilmelidir. Ayrıca su bazlı makyaj malzemeleri de kuru ve hassas ciltler için uygundur. Makyaj malzemelerinin hepsi piyasaya çıkmadan önce mutlaka test edilirler. Çünkü alerji konusu oldukça ciddi bir konudur. Eğer alerjiniz olan herhangi bir madde kullanırsanız ateşiniz çıkabilir, cildinizde aşırı kızarma ve döküntüler başlayabilir, kalp çarpıntısına kadar çeşitli reaksiyonlar oluşabilir. Bu nedenle makyaj malzemelerine alerjiniz olmadığına emin olmalısınız. Makyajın en büyük zararlarından biri alerji yapma potansiyeli olmasıdır. Bunun önüne geçebilmek için herhangi bir makyaj malzemesini kullanmadan önce mutlaka yüzünüzün ya da elinizin küçük bir kısmında test etmelisiniz. Sonrasında alerji yapmazsa kullanabilirsiniz. Makyaj cildi bozar mı sorusu kullanılan makyaj malzemeleriyle doğrudan alakalıdır. Beraberinde dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Makyaj yapmak için doğru ve kaliteli malzeme kullanılmazsa, makyaj abartılırsa, makyajla birlikte cilt bakımı ihmal edilirse ve makyaj gece yatmadan temizlenmezse cildi bozarak ciltte erken dönemde kırışıklık, sarkma gibi problemlere yol açıp cildin bozulmasına neden olur. Makyajın yapılma aralığı, hangi yaşlarda makyaja başlandığı da çok önemlidir. Küçük yaşlardan itibaren her gün rutin olarak yapılıyorsa bundan vazgeçilip yaşın oturması beklenmeli ve gerek duydukça yapılmalıdır. Makyajın cilt üzerinde olumsuzluklarına izin vermeden kaliteli malzemeler kullanılıp, beraberinde cilt bakımı yapılırsa ve yapılan makyaj gece yatmadan temizlenirse cilt üzerindeki zararları minimuma indirilebilir.